Elhamdülillahi Rabbil âlemin vel âkibetu lil muttakîn vel cennetu lil muvahhidîn ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Aziz müminler, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan, bizleri mübarek 3 aya ve ilk regaip kandilimize kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Allahu Teala mümin kullarına çok mübarek ve faziletli gün ve geceler ihsan etmiştir. Bu mübarek gün ve gecelerin kısmı azamisi mübarek 3 ayların içinde bulunmaktadır. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani bu gece Regaip Kandili, yine Recep ayının 27. gecesi İnşallah Miraç gecesini idrak edeceğiz. Şaban ayının 15. gecesinde Berat kandilini idrak edeceğiz. Ve Ramazan ayının 27. gecesinde de inşallah Kadir gecesini idrak edeceğiz. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki bu mübarek zaman dilimlerinin ilkine bizleri kavuşturdu. Ne mutlu bizlere. Büyük bir manevi ticaret mevsimine, panayır mevsimine ulaşmış bulunuyoruz. Bize düşen vazife, belki bir daha kavuşamayacağımız, gelecek sene 3 aylara kavuşup kavuşamayacağımızı bilmediğimizden bu sene bugünden itibaren Ramazan bayramı gelinceye kadar geçecek olan bu kutlu zamanı en güzel şekilde değerlendirmektir. Sohbetimin başında okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah, Allah'ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aydır buyuruyor Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de. Minha arba'atun hurum. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ Bu dosdoğru bir nizamdır. Sakın ola ki bu haram aylarda kendinize yazık etmeyin, kendinize zulmetmeyin. İnsan kendisine nasıl zulmeder, nasıl yazık eder? İşte bu mübarek gün ve geceleri değerlendirmez. Eğer o gün ve gecelerde sevap işlemek yerine fıskı, fucur işlerse kendisine de yazık etmiş olur, nefsine de zulmetmiş olur. İşte bu 4 haram aydan, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin belirtmiş olduğu o 4 haram aydan bir tanesi de Recep ayıdır. Yani şu anda salı günü başladığımız 3 ayların başlangıcı olan Recep ayıdır. Recep ayı ve bütün haram aylar ki Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bunları sayıyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bunlar üçü ard arda geliyor ve bir de diyor Recep ayı, bunlar haram aylardır. Ne demek haram aylar? Haram aylar demek, İslam'dan önce müşrikler bile, müşriklerin bile saygı duyduğu aylar demektir. Bu aylar gelince savaşan kabileler varsa silah bırakırlar. Eğer yol kesicilik, hırsızlık yapıyorsa silah bırakırlar. Bu aylarda İslam'dan önce de müşrikler gelip Kabe'yi güvenlik ve esenlik içinde ziyaret ederler ve dönerler. Bu aylarda savaşmak büyük günahtır. İslam geldikten sonra barışın korunduğu bu ayların hürmetini korumuş ve bunları haram ve mübarek aylar olarak tescil etmiştir. İşte bu aylardan bir tanesi bizim mübarek dediğimiz 3 ayların ilkincisi Recep ayıdır ki Recep ayı feyizli ve bereketli gecelerle dolu bir aydır. Yüce Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin, bereketinin insanlığın üzerine bir su gibi, bir yağmur gibi yağdığı ve aktığı mübarek bir aydır Recep ayı. Arifler ve din bilginleri, mutasavvıflar Recep ayını şöyle değerlendirmişler, 3 ayı. Recep ayı ekim ayıdır. Şaban ayı bakım ayıdır. Ramazan ayı hasat ayıdır diyor. Çok güzel. Ekime Recep'te başlayacaksın. Ramazan'da mahsul almak istiyorsan ekime burada başlayacaksın. Hani ahirette mahsul almak istiyorsan dünyada nasıl ekin ekeceksen şimdi de Recep ayında Ramazan mahsulünü almak için şimdi başlayacaksın. Nasıl başlayacaksın? Ekim toprağa önce tevbeyle başlayacaksın. Kutsal bir zaman dilimine giriyorsun. Nasıl ki Beytullah'a girerken böyle insan bir kendisine çeki düzen veriyor, değil mi? İşte şimdi kutsal bir mekana girer gibi kutsal bir zamana giriyorsun. Niyetini tasih edeceksin. Ve bu ayda başlayacaksın Kur'an'ı okumaya. İbadetlere başlayacaksın, biraz sonra anlatacağım. Ekim'e başlayacağız. Ve işte zaten bu nedenledir ki Ramazan ekim, Şaban bakım, Recep ekim, Şaban bakım, Ramazan hasat ayıdır. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylar girince hep şu duayı yaparmış. Allahümme barik lana fi recebe ve şa'ban ve bellighna ramazan. Niye? Çünkü hasat orada toplanacak, orada derilecek hasat. Bu aylar ve bu geceler duaların reddedilmediği gecelerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. hamsu leyalin la turaddu fihinne eddua. 5 gece vardır. O 5 gecede Allah duaları geri çevirmez, dualar reddedilmez. Nedir bunlar? 1. Leyletül cum'ati, cuma gecesi. Ve evvelu leyletin min recep, Recep'in ilk gecesi. Alimler bunu ilk cuma gecesi olarak, yani bu gece olarak söylerler. Ve leyletün nisfi min şaban, Şaban'ın tam ortası 15. gecesi Berat Kandili. Ve leyleteyil ideyn, ve 2 bayram gecesinde yapılan dualar geri çevrilmez. İdrak ettiğimiz bu regaip kandili, regaip gecesi rağbet etmek demektir. Arzu etmek demektir. İstemek demektir. Peki biz neye rağbet edeceğiz? Neyi isteyeceğiz? Neyi arzu edeceğiz? Buna karar vereceğimiz akşamdır bu akşam. Biz öncelikle Allah'ın rızasına talip olan müminler olacağız. Onun rızasına isteyeceğiz. Onun hoşnutluğuna talip olacağız. Onun Kur'an'ına talip olacağız. Onun peygamberine talip olacağız. Ancak maalesef günümüzde insanoğlunun en büyük sorunlarından birisi hiçbir arzusuna gem vuramaması, isteklerini dizginleyememesi, tutkularını terbiye edememesi. Özellikle güç, servet ve şehvet tutkusunu frenleyememesidir. İşte biz regaip gecesinde, bakın biz müminler bir karar veriyoruz. Bu akşam camiye niye geldik? Bakın nefsimiz başka şey istiyor. Gönlümüz başka şey istiyor belki. Nefis başka şey istiyor ama biz gönlümüzle camiye geldik. Niye? Çünkü biz bu şehvete, makama, mevkiye, servete değil, Rabbimizin rızasına talibiz inşallah. İşte biz bu gecelerde bunları da öğrenmiş olacağız. Regaip gecesi böyle güzel bir gece ise, duaların bu kadar kabul olduğu bir gece ise, gerek regaibi, gerek diğer gecelerimizi, gerek bütün 3 aylarımızı nasıl idrak edelim? Asıl olan budur. Şimdi regaip gecesi şöyle mübarektir. Berat gecesi böyle mübarek gecedir. Kadir gecesi zaten Kur'an'da tescilli, 1000 aydan hayırlıdır. Ama bana faydası ne? Neresi beni ilgilendiriyor? İşte asıl bu soruyu sormalıyız kendimize. Mübarekse bana ne? Falancanın çok parası var, bana ne? Falanca çok iyi mümin, beni nesi ilgilendiriyor? O zaman biz şuna karar vereceğiz bu gece. Biz bu regaip kandilinde, bu gece ve bundan sonraki geceleri nasıl ihya edelim? Nasıl değerlendirelim? Öncelikle böyle gecelerde cemaate devam edin. 1. Yatsı namazını da cemaatle kılın, sabah namazını da cemaatle kılın. Yarın sabah, bu akşam yatsıda olduğu kadar cemaat olmalı bu camide. Yatsı ve sabah namazlarını ve mümkün olduğunca bütün namazları bu süreçte artık cemaatle kılmaya gayret edeceğiz. Nafile ibadetlerimizi artıracağız. Nafile ibadetlerimizde de revatip sünnetlerden başlayacağız. Yani Peygamber Efendimizin devamlı kıldığı sünnetlerden başlayacağız. Öğlenin sünneti, 4 ön 2 arka. Sabahın sünneti değil mi? Akşamın sünneti, yatsının, ikindinin sünnetleri, bunlardan başlayacağız. Ondan sonra Allahu Teala Kur'an'da teheccüd namazından bahsediyor. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Teheccüd namazı kıl diyor Peygamber Efendimiz'e. Ona emir, bize tavsiye. Nafile olarak emir ona. Başka, bu 3 aylarla birlikte Ramazan'a hazırlık yapacağız güzel kardeşlerim. Bir defa genç kardeşlerim, bunu kendinize ilke edin. Korkmayın. Alışıyor insan. Pazartesi, Perşembe Peygamber sünnetimiz. Hep beraber tutacağız. Kararımız karar. Pazartesi, Perşembe'yi tutacağız. Ben daha güçlü kuvvetliyim hocam. O zaman Davut orucuna terfi et. Hazreti Davut. Bir gün tut, bir gün tutma. Bir gün tut, bir gün tutma. Sahabe diyor ki, Peygamber Efendimiz bazı yıllar Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazı zamanlarda o kadar yerdi ki hiç oruç tutmayacak zannederdik. Yani Ramazan'la hiçbir ay birebir kıyaslanmasın diye tamamını tutmazmış. Ama bazı yıllar Recep'in çoğunu, bazılar yarısını, bazıları azını tutarmış. Demek ki nafile oruçlarla, hani Ramazan hasat mevsimi ama biz ekime başlayacağız. Şaban girince o orucu biraz daha atırıp bakıma döneceğiz. Ramazan artık hasat mevsimimiz. Demek ki oruç da tutacağız genç kardeşlerim. Namazları terk etmeyeceğiz gençler. Kaza namazları evet kılalım. Ama namazları terk etmeyeceğiz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ diyor. Öyle adamlar var, öyle yiğitler var. Ticaret onları, alışveriş onları, Allah'ı zikretmekten de, namaz kılmaktan da, zekat vermekten de alıkoymaz. Çünkü onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olacağı o günden korkarlar. Yani ya öğlen namazını kıldın mı? Ya hocam bugün müşteri çoktu, çok yoğunduk, kılamadım. Olmaz. Dünyada kazanıyorsun, ahirette kaybediyorsun. Namazı kılamadığın vakit kazandığın paranın helalliği haramlığı tartışılır. Ticaret, alışveriş bizi Allah'ı zikirden, onu hiçbir zaman unutmayacağız zaten, zikirden, namazdan, infaktan, zekatı vermekten alıkoymayacak. Çünkü biz kalbi ahiretle mühürlü insanlarız. O gün hiç aklımızdan çıkmayacak. Ahiret hiç aklımızdan çıkmayacak. Utlü ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. Kitapta sana vahyedileni oku, namazı da kıl. İnnes salate tenha anil fahşai vel münker. Çünkü namaz insanlığı kötülüklerden alıkoyar. Çirkin işlerden alıkoyar. Genç kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, geceleri değerlendirmek, şöyle yatacağınız zaman temiz bir abdest alın. Bu 3 aylar boyunca en azından. Şöyle yatarken bir 2 rekat namaz kılın yatın. Bunun adına teheccüd deyin, bunun adına nafile namaz deyin, ne derseniz deyin. Hocam ben yatıp gece kalkamıyorum. Yatmadan kıl güzel kardeşim, 2 rekat. Abdestini al, yatmadan kıl. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, abdestli bir şekilde yatan müminin münker, kiramen ve katibin ve gök ehli melekler sabaha kadar ibadet ediyormuş gibi ona sevap yazarlar. Çünkü abdest alarak o şuurla yatmak demek, ya Rabbi ben sana bu gece teslim olabilirim. Peygamber Efendimiz duasını nasıl yaparmış? Beni önce öldürüp sonra dirilten Rabbime hamdolsun dermiş sabahleyin kalktığı zaman. Uyku ölümdür. Yarı ölümdür. Yatıp kalkmamak var. Abdestini al, 2 rekatta namazını kıl, yatıver. Huzurlu olursun. Peygamber tavsiyesi. Melekler seni gözetir. Ölsen de o şekliyle ruhunu teslim etmiş olursun. Çünkü geceler isteme zamanlarıdır. Geceler kulun Rabbi ile baş başa kalabildiği anlardır. Gündüzler öyle değil. Gecelerin farklı bir atmosferi var bizde. Pek çok olay geceleyin başlamıştır. Bakınız, Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicreti gece başlamıştır. İsra ve Miraç olayı geceleyin başlamıştır. Efendimiz'e ilk vahiy geceleyin inmiştir. Vahyin inişi gecedir. Böylesine büyük olaylara ev sahipliği yapmış gecelerde. Çünkü o anlar Allah ile baş başa kalma, kem gözlerden uzak kalma, riyadan korunabilmenin zamanlarıdır geceler. Şimdi insanlık, modern zamanlar gece, bu mübarek geceleri her türlü eğlencenin, taşkınlığın ve azgınlığın mekanı eylediler. Hani bizde gece hayatı dediğimiz zaman, bir müminin gece hayatı dediğiniz zaman nasıl, ne peygamber ve gece hayatı dediğiniz zaman ne anlarsınız? Efendimizin ayakları şişene kadar kıldığı namazları, gözünden akıttığı yaşları ve secdelerini anlatır Hazreti Ayşe validemiz bize. Ama şimdi geceyi dediğiniz zaman, bir genç ve gece hayatı dediğiniz zaman hep fıskı fucur akla geliyor. Sabahlara kadar taşkınlık akla geliyor. O halde bizler bu isteme zamanlarını, bu Allah'la baş başa kalma anını değerlendirelim. Yalnızlıktan köşe bucak kaçıyor insanoğlu bugün. Yalnız kalmaktan korkuyor insanlık. Yalnızlık, Allah'la beraber olmanın en güzel fırsatları. Geçenlerde sosyal medyada izledim. Polonya'dan bir kızımız Müslüman olmuş ve Türkiye'de yaşıyor. Müslüman olma sürecini anlatıyor. Tavsiye ederim. İzlemenizi çok arzu ederim. Nasıl Müslüman oldu, ne mücadele verdi. Bakın, biz anadan doğduk, Müslümanız. Oh ne ala. Cennetlik bir de. Bizim dışımızda herkesi de cehenneme gönderdik. Anadan doğduk, Müslümanız. Sadece bu nimetin şükrünü acaba bir ömür ödeyebilir miyiz? Kızcağız diyor ki, benim dinim beni tatmin etmedi. Kafamda soru işaretleri var. Araştırdım. Farklı dinleri araştırdım. Uzak Doğu dinlerini araştırdım. Yani İslam'ı ve Kur'an'ı araştırmayı zaten hiç ihtiyaç duymadım. Çünkü zaten İslam kelimesi Avrupa'da, Polonya'da olduğu gibi Avrupa'da da olumsuz. Dolayısıyla hiç araştırma ihtiyacı hissetmedim. Hiçbir yerde çözüm bulamayınca en son sıra İslam'a geldi. Ama İslam'la ilgili Polonya'da benim dilimde hiçbir tane düzgün bilgi çıkmıyor. Hep maalesef terörize edilmiş olaylar karşıma geliyor. İngilizce buldum, okumaya başladım yavaş yavaş. Sonra diyor, bir markette bir başörtülü kız denk geldi. Polonya'ya staja gelmiş Türkiye'den. Onunla tanıştım, onlara gidip gelmeye başladım. Müslüman olmaya karar verdim diyor. Şurası önemli. Hani gece ve Allah'la baş başa kalmak var ya, hani biz yalnızlıktan korkar olduk ya, Rabbimizle baş başa kalmaktan bile çekinir olduk. O şöyle anlatıyor. İlk diyor, tabii başörtüsü takılacağını bilmiyorum diyor. Namaz kılmaya karar verdim diyor. Başım açık diyor. Normal kıyafetle diyor. Durdum diyor. O secdeye gittiğim anda diyor, bütün vücudum diyor tir titriyor diyor. Tabi biz anadan bulduk hazır bir Müslümanlık. Hiçbir yerimizin titrediği yok güzel kardeşim. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Allah vaat ediyor ya. Kulum benden isterse ben ona yakınım. Ben la ucibu da'veted da'i, bana dua ederse icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, o zaman benden istekte bulunun. İsteyin benden. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, bana iman edin. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ola ki doğru yola ancak böyle ulaşırsınız. Ve ona yalvarırken de اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ. Öyle Allah'a yalvarırken de yalvarır gibi yalvaracaksın duanı. Tadarru edeceksin. Alçak gönüllülükle yalvaracaksın. Geceleyin işte namaz kılacağımız gibi, Rabbimize dua edeceğimiz gibi yine Kur'an'ın emri, devamlı söylüyoruz. O da Müzzemmil suresinde Rabbimiz ne diyor? Geceleyin kalk ey peygamber. Ya gecenin yarısında kalk, daha çoğunda kalk, azında kalk, ama ne yaparsan yap kalk, ama tertil üzere Kur'an oku. Düşüne düşüne, anlaya anlaya Kur'an oku. Neden? Çünkü biz ancak Kur'an'la sağlam kalabiliriz. Sağlam bir ipe tutulmuş oluruz. La ikrahe fi'd-din. Kad tebeyyene-r-rüşdü minel-gay. Femen yekfur bit-tağuti ve yu'min billah. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutu reddedip de Allah'a iman ederse, işte o zaman sapasağlam bir kulpa, bir ipe bağlanmış olur, sarılmış olur. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ola ki ayrılığa düşmeyin. Tefekkür edeceğiz. Efela yetedebberunel Kur'an velau kana min indi gayrillahi levecedu fihi ihtilafen kesira. Bak Kur'an öyle ki, geceliğin Kur'an okuyacağız. Allahu Teala diyor ki, Kur'an'ı hala düşünmüyor mu bu insanlar? Eğer o Allah katından başkasından inseydi, İçinde pek çok çelişki bulurlardı, ihtilaflar bulurlardı. Ne kadar güzel bir kitabımız, elimizde ne kadar büyük bir hazinemiz var. Geceleyin az önce ifade ettim, teheccüd namazı kılacağız. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Başka, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Geceleyin, gecenin bir kısmında ona secde et. Onu tesbih et. Uzun uzadıya, leylen tavile, uzun uzadıya onu tesbih et. Hani dedim ya az önce, abdest al, 2 rekat namaz kıl, yatarken de şöyle la ilahe illallah, bismillah, Allahu Ekber, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin, subhan rabbiyel azim, subhan rabbiyel a'la. Bunların hepsi zikirlerdir, tesbihlerdir. Uzun uzadıya tesbih et diyor. Ve Kur'an bu emirleri verdikten sonra zaten olgun müminlerin özelliklerinden bahsederken de şöyle buyurur. Kânû qalîlen minel leyli mâ yehce'ûn ve bil eshâri hum yestağfirûn. Geceleri pek az uyurlardı olgun müminler, iyi Müslümanlar. Seher vakitlerinde de istiğfarda bulunurlardı. Seher vakitleri, sabah namazına doğru, sabah namazından sonra namazımızı kılacağız. Elimizi açıp Rabbimize dua edeceğiz, tefekkür edeceğiz. Çünkü Allah bize Kur'an-ı Kerim'inde neredeyse her sayfasında tefekkürü, tezekkürü ve tedebbürü emrediyor. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Allah size ayetleri bu şekilde açıklıyor ki düşünesiniz diye. İşte bu gecelerde en önemli yapmamız gereken tefekkür ve muhasebe. Efendimiz ne buyuruyor? Hasibu kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce, kıyamet gelmeden önce, Allah size hesaba çekmeden önce siz kendinizi bir hesaba çekiniz. Hesaba çekin bakalım. Böyle insan bazen gözlerini yummalı. Ben şu anda ölsem acaba cennete mi giderim, cehenneme mi giderim diye bir muhasebe yapmalı. Nerelerde yanlış yaptığını insanoğlu aslında biliyor. Ben biliyorum kendi yanlışlarımın nerede olduğunu. Herkes biliyor. Ve onu düzeltebilecek iradeye sahip olabilmek işte böyle gecelerdeki kendimizi ihya etmemize bağlı. Tefekkür edeceğiz, muhasebe edeceğiz. Çünkü alimler diyorlar ki bir saatlik tefekkür nice yılların nafile ibadetlerine denk kabul edilir. Bir saatlik tefekkür. Neden? Çünkü tefekkürle insan doğru yolu bulur. Çünkü insan tefekkür edince boş işlere vakti kalmaz. Malayani ile uğraşmaz insan. O nedenle tefekkür insanı doğruya yönlendirir. Neyi tefekkür edeceğiz, neyi düşüneceğiz, neyi muhasebe edeceğiz? İnsanlığın en kadim sorusu nereden geldik, nereye gidiyoruzun muhasebesini yapacağız. Rabbimizle ilişkilerimizde sorun var mı? Onun tefekkürünü yapacağız. Peygamberimizle olan ilişkilerimizde sorun var mı? Kur'an'la ilişkilerimizde sorun var mı? Ümmetin haline bakılırsa ki var. O zaman düzeltebilmek için ne yapmalıyız? Mesela geçenlerde bir din görevlisi arkadaşımız söylemişti. Çok hoşuma gitti. Hocam dedi, cemaatten yaklaşık 40 kişiyle bir araya geldik. Her gün işte bir cüzün 5 sayfasını, 10 sayfasını mealini okuyoruz. Kadir gecesine meal hatmi yapacağız dedi. Bir örnek. Hani Ramazan'da hep Kur'an hatmi yapıyoruz. Hatimler takip ediyoruz güzel. Ama bir de şu andan başlayıp Kadir Gecesi'ne bitecek şekilde bir meal hatmi programlayabiliriz. Herkes kendisine bir meal hatmi programlasın. Kadir Gecesi meal hatmini bitirsin. Hatta isterseniz tek başınıza belki vazgeçersiniz. 10 kişilik gruplar kurun ailelerinizden. Artık sosyal medyayı, İnterneti, online platformları pandemi bize çok rahat kullanabilir hale getirdi. Kadir gecesine bitecek şekilde Kur'an meal hatmi başlayın. Ramazan'da zaten Kur'an hatmini okuyacaksınız. Akrabalarla ilişkiler, toplumla ilişkiler, içinde yaşadığımız toplumla ilişkiler, bu muhasebeleri yapacağız. Sonra Peygamber Efendimizin Hazreti Aişe'ye tavsiye ettiği Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni diyeceksiniz. Ya Rabbi beni affet. Fa'fu ebi, fa'fu ummi, fa'fu ehi, ehevati, fa'fu zevceti, fa'fu evladi. Sayın. Ya Rabbi hep bu duayı yapın. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, anamı babamı affeyle, eşimi affeyle, çoluk çocuğumu affeyle, ümmeti affeyle, Kazım Hoca'yı affeyle. Dua edeceğiz. Bu şekilde muhasebeden sonra aziz dostlarım tabii ki ibadetlerimizi, iyiliklerimizi artıracağız. Bu aylar iyiliklerin artırılma ayları. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ İnsan sevdiği şeylerden infak etmediği müddetçe iyiliğe erişemez buyuruyor Rabbimiz. Ve en önemlisi de belki, burayla artık nihayete geleyim, bugüne kadar kazandıklarımızı en azından kaybetmeyelim. Hani anadan babadan bir mümin, bir İslam nimetini miras aldık ya, en azından son nefesimizde o şekilde canımızı verelim. En azından onu korumak için mücadele edelim. Hani Rabbim, ben sizi ve cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor ya. Ve va'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin, ve kulluk da bir günle, bir ayla, bir yılla sınırlı değil ya. Ne diyor Rabbimiz? Ölene kadar kulluğa devam et. Amellerin en sevimli olanı Efendimiz'e sorulduğunda devamlı olanırdır diyor. Ve şu duayı hiçbiriniz ağzınızdan düşürmeyin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme inneke entel vehhab. Bu dua da dilinizden düşmesin. Niye? Çünkü var olanı korumak için yalvarıyoruz burada. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rab, bizi hidayete erdikten sonra kalplerimizi eğriltip bürültme. Hidayete erdikten sonra sabit kalalım ya Rabbi. Ve heb lena min ledünke rahme, ve kalplerimiz sağlam kalsın, istikametinde kalsın ve katından bize bir rahmet gönder. İnneke entel vehhab. Ve son ayeti kerimeyi okuyarak bitirmiş olayım. Aziz dostlarımız, aziz kardeşlerim. Ya estağudu billah. Ya eyyühellezine amenüttekullaha vel tenzur nefsüm ma kaddemet li gad. Vettekullah innallaha habirun bima ta'malun. Ey iman edenler, Allahu Teala'dan sakının, korkun, çekinin. İttekullah. Ve vel tenzur nefsün ma kaddemet li gad. Her nefis, her can, her kişi, her şahıs yarın için ne gönderdiğini, önden ne göndermiş olduğuna bir baksın. Tekrar vettekullah, tekrar Allah'tan korkun. İnnallâhe habirun bimâ ta'melûn. Çünkü Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Evet kıymetli müminler, tekrar Rabbimize hamd ediyoruz, Efendimiz'e salat ediyoruz. Böyle bir güne kavuştuğumuz için inşallah bugünden itibaren Ramazan bayramına kadar eksiklerimiz varsa düzeltelim. İbadetlerimizin sayısını mümkün olduğunca artıralım. Hamdimizi, şükrümüzü, zikrimizi, fikrimizi, tefekkürümüzü artıralım. Ve inşallah hepimiz müminler olarak can verip müminler olarak haşrolalım. Rabbim inşallah bizleri kendisine kul, Efendimiz'e ümmet eylesin. Bizleri anasına, babasına, vatanına, milletine hayırhah eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.